Herkese merhaba arkadaşlar, bilgisayar ekranlarına ve yeni bir oyuncu analizi videosuna hoş geldiniz. Şimdi öncelikle oyuncu analizi videomuzda konuşmaya başlamadan önce bu videoların amacını ve nasıl video göndereceğinizi söyleyeyim ve genel bir duyuru yapayım ki herkes tekrar tekrar bilsin. Bunu hemen hemen her videoda yapmama rağmen tekrar tekrar soruluyor. Dolayısıyla son bir açıklama yapıyorum. Bu saatten sonra bu videoyu izledikten sonra lütfen videonun altına daha yapıcı yorumlar yazarsak beni de yormamış olursunuz. Şimdi arkadaşlar, bu oyuncu analizi videolarımızın sebebi benim oyun tarzım farklı olduğu için, ben farklı bir tarz oynadığım için benim tarzım dışında oynayan birçok oyuncu arkadaşımız var. Gerek düşük elo'da gerekse yüksek elo'larda gerçekten iyi oyuncular veya iyi olmaya çalışan oyuncular var. Biz de bu oyunculara tecrübelerimiz sayesinde oyunlarını yorumlayarak bu insanlara ve bu tarz oynayan insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi her attığınız videoyu zaten atamıyoruz. Bunun en büyük sebebi zaten vakit yok. Yani hepinizin videosunu atmaya maalesef vakit yok. İkinci sebebi de şu: bana ilk önce kim atıyorsa o sıradan başlıyorum. Ondan sonra eleye eleye gidiyorum. 720-30 FPS hiçbir videoyu atmıyorum. 720-60 FPS videoları atmaya çalışıyorum. 1080-60 FPS videoların çoğunu atıyorum. Bu konuda anlaşalım. Yani ne kadar kaliteli olursa o kadar iyi. Ha, diyeceksiniz ki senin videoların çok mu kaliteli? Benim videoların çok kaliteli olmamasının sebebi, ben çoğu videoyu yayından çekiyorum. Yayından indirdiğim için de maalesef verdiğim bitrate ölçüsünde sizlere oyun gözüküyor. Dolayısıyla çok fazla kaliteli olamıyor bazı videolarım. Ama siz gönderdiğiniz zaman, yani siz kayıt aldığınız için, yayın yapmadığınız için videolarınızın bir tık daha kaliteli olmasını istiyorum ki seyir zevki açısından iyi olsun. Şu anki izlediğiniz videoda da evet çok iyi değil, ama Bakır Elos'unu da gönderen tek arkadaşım bu olduğu için bunu da yapmak istedim. Zaten halihazırda Cooper'dan Plat serisi vardı. Orada da Cooper oyunlarında insanların yaptığı hataları sizlere çok çok söylüyordum. Ama bu da benim dışında, Cooper'dan Plata serisinin dışında oynayan ilk kardeşimiz olduğu için bu videoda sizler için yorumlayacağım. Ve bakalım Cooper'da oyunlar nasıl oluyor, bu arkadaşımız nasıl oynuyor, ona da bakacağız. Bu arada bu arkadaşımız Steelwave geldikten sonra 11 maç atmış, 7'sini kazanıp 4'ünü kaybetmiş ve şu an Silver elo kendisi. İnşallah oralardan düşmez diye düşünüyorum, ama düşerse de yapacak bir şey yok. Mutlaka kendisini geliştirecektir. Yani oyuna yeni başladığınızda "Ay ben 10 maç attım, beni gold attı, plata attı, iyi mi sence" gibi sözler duymak istemiyorum. Çünkü iyi olup olmaması bulunduğunuz elo değil, sizin nasıl oynadığınızdır. Mesela bazı arkadaşlar vardır, gold'tur, plat gibi oynar, plattır, diamond gibi oynar, silver'dır, plat gibi oynar. Yani o anki duruma göre ve o anki takım arkadaşlarınıza göre değişebilir. Attığınız maç sayısına göre değişebilir. Gününüzde olup olmamaya bağlı, her şeye bağlı. Bu oyunda maalesef her ince ayrıntı sizin oyununuzu etkileyebiliyor arkadaşlar. O yüzden arkanıza yaslanın ve Bakır'da oyun nasıl oynanıyor, ne yapılması gerekiyor ve bazı durumlarda yapılacak ekstra şeyler nelerdir, bunları yorumlamaya başlayacağız. Videolarınızı atmak için şunu da söyleyeyim. Videolarınızı atmak için en az 720-60 FPS şeklinde iyi bir şekilde, o ne biçim Vamayı ne yapıyorsun? Alo Vamayı, al onu. 720-60 FPS şeklinde çekiyorsunuz. Herhangi platform olabilir, Xbox, PlayStation 4 veya PC. Ağırlıklı PC çekiyoruz tabii ki, ama konsol ne zamandır atmıyoruz, atabilirsiniz. Konsol atan arkadaşlar yüksek elo atarsa güzel olur. Onun dışında arkadaşlar PC atan arkadaşlardan da plat 3 ve üstü olursa mutlu olurum. Şu an hemen hemen her elo da attık. Plat 3 ve üstü olursa mutlu olurum arkadaşlar. Gerçekten güzel olur. Bu Maestro'yu buraya koyman hiçbir anlamı yok açıkçası. Hiçbir anlamı yok. Onu da söyleyeyim. Bu videolarını çektikten sonra oteli de göstereceğim bir dahaki şeylerde yaparsa eğer. Videolarınızı attıktan sonra YouTube'a yükleyeceksiniz. YouTube'dan linki moderatör arkadaşlarımıza Discord'dan veya bana Yager TV'ye Discord'dan özel olarak gönderiyorsunuz. Bunu buraya koymanın hiçbir anlamı yok. Onu da söyleyeyim. İzlemeye devam edelim. Şimdi düşük elo'larda veya yüksek elo'larda, hangi elo'larda olursanız olun, hepimiz hata yapıyoruz. Ben, oh gitti.
Ben Solorank maçlarımda hani bazı arkadaşlar o şurada şöyle yapmışsın, burada böyle yapmışsın diyorlar ya. Ben zaten kendi hatalarım farkındayım. Hiç merak etmesinler. Herkes hata yapabilir. Biz yorumlarken arkadaşlar nerede hata yapıldığı, neden yapıldığı kötü oyuncusun anlamda değil. Bu hatalarınızı belki siz görmemişsinizdir. Bilin ki ona göre bu hataları tekrar tekrar yapmayın diye söylüyoruz. Kendi hatalarınızın farkında olduğunuz sürece zaten kendinizi geliştirebilirsiniz. Hiç problem değil. Evet, 2vs4, 1vs4. İlk round gitti. Güzel kill. Bu arkadaşın sanki tahminimce daha önce FPS oyunlarında tecrübesi olduğunu düşünüyorum. Bence 3-4 aylık bir oyuncuya göre aim'ini güzel yere tutuyor. Yani ya video izleyerek öğrendi, ya oyunun kendisine çok hızlı adapte oldu, veya daha önce bir CSGO, yani bir CS, ne bileyim, herhangi bir FPS oyunu oynamış diye düşünüyorum. Bu arada video kalitesi için tekrar tekrar kusura bakmayın. Arkadaşın video çekti 720 60 fps. Ben de bunu kaydederken 1080 60 fps kaydetmeye çalıştım. Çünkü 720 60 fps, 720 60 fps kaydederseniz çok kötü oluyor. Yani bu yükseltebileceğim en iyi kalite bu. Yani ben bunu izlerken daha da kötüydü, öyle söyleyeyim. Ama önemli olan burada videonun kalitesi değil, ne yaptığımız. Çünkü dediğim gibi Bakır Elo'da gönderen tek arkadaş buydu. Bir tane daha göndermişti, Kupur 5. O daha da kötüydü yani. Direkt 720 30 fps'ti. O yüzden elimdeki en iyisi bu olduğu için oyuncu analizi serimizde olsun istiyorum. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. İlk Maestro'da oynarken bir Maestro Evil Eye'lerin koyduğu yerler yanlış. Bunlarla ilgili şimdi şuraya koysun, buraya koysun demeyeceğim. Çünkü zaten Cooper. Ama bunları zaten, bu teller hala yanlış. Bu telleri böyle bakın arkadaşlar. Biraz geri alabilir miyim? Biraz daha ileriye. Yok, çok ileri aldık. Şimdi bakın, bu teli buraya koyduğunuzda iki ihtimal oluyor. Bu teli buraya koyduğunuzda buradan rush atmalarını engellemek için koyuyorsunuz, değil mi? Diyelim. Ama zaten buraya kadar geldikten sonra bakın, çapraz açı 1, çapraz açı 2 ve teli siz görmeden, diyelim ki siz buralarda pustunuz veya o köşede 90'da pustunuz. Çapraz taraftan rahatlıkla görebilir ve görmeseler bile rahatlıkla teli alabilirler. Yani teli koyduğunuz zaman şöyle ortaya veya içeriye rushlamanı engellemek istiyorsanız şuranın arkasına veya buranın arkasına koyarsanız şundan 1000 kat daha iyidir. Veya adam geldi, şunun üzerine atlayacağı da düşünebilirsiniz ya da buradan yürüyecek, bu tarafa gelecek. Diğer taraftan rotasyon açan varsa oradan da gitmesini engellemek istiyorsanız teli içeri koymak istiyorsanız buraya koyabilirsiniz. Buraya, şu kısma veya şu kısma koyabilirsiniz. Gelelim ikinci tele. İkinci teli buraya koyduğunuzda olan şey şu Mozi mi ya? Abi Mozi'nin burada ne işi var, kurban olayım. İkinci teli şuraya koyduğunuzda arkadaşlar yine kapının önünden sadece iki dipçik atarak hiç kendilerini göstermeden şuradan veya şuradan rahatlıkla bu teli alabilirler. Bakın telin ucuna, şu kısma rahatlıkla vurabilirler. Telleri sürekli ben canlı yayınlarda söylüyorum. Telleri elinizden geldiği kadar düzgün kullanmaya çalışalım. Gelelim bu ADS'e. Bu ADS'in camdan oynanan biri olmadığı sürece hiç problem değil. Rahatlıkla alabilirler. ADS'lerinizi genellikle hiçbir taraftan görülmeyecek şekilde koymaya çalışın arkadaşlar. Ya bu da çok aşırı kötü değil şu yan pencereden. Bakın yan pencereyi açtı. Walker kamera hala atmadı. Bu da mesela ipten ters düz yapılarak vurulabilir. Onu da kenara, yere koyulması lazım. Reinforce yapmayı unuttu arkadaşımız. Ki o değil, sadece bir iki kişi daha unuttu diye düşünüyorum. Yani sanki içinde ölecekmiş gibi his var da ölmeyebilir. Video kalitesi için gerçekten kusura bakmayın arkadaşlar. Yani kaliteye değil, benim sözlerime önem verirseniz daha iyi. Yani bu kalitenin izlemek istemiyorsanız lütfen gönderen arkadaşlar. İyi kalitede çekmeye çalışın. Walker kamerası alındı. Mozi kill aldı, güzel. Legion'a bastılar, büyük ihtimal içeri girdi. Legion bir kill aldı. Legion'dan bir kill daha.
Buradan çıkarken mesela Claymore olabilirdi. Çok güzel kill. Ona dikkat etmeniz lazım. Claymore var mı yok mu diye. Güzel güzel. Elinden geleni yapıyor. Bence Cooper'a göre atraksiyon anlamında, aksiyon anlamında iyi. Ben Cooper'da böyle dışarı çıkan arkadaş fazla görmedim. Mesela bu şekilde dışarı çıkarak oyun daha iyi öğrenebilirsiniz zaten. Yani denemeniz lazım. Bazı arkadaşlar söylüyor. Son adam bilek bir. Şurada balkon diyor 99. Nice kill Mozi. Kendisi de. Bu şekilde dışarı çıkmadığı sürece oyunu öğrenemezsiniz. Ben bu arkadaşın geleceğinin, oyun geleceğinin iyi olduğunu düşünüyorum. Bence yüksek yer olarak kesinlikle gelecektir. Çünkü genelde böyle odada pusup oynadığınız zaman çok fazla şey öğrenemiyorsunuz maalesef. Ha bu arada bu tarz şeyleri, yani böyle dışarı çıkayım, dışarıdan o tarafa döneyim, video izlemeden yapamazsınız. Mutlaka video izlemeniz lazım. Ha oradan dışarı mı çıkılıyormuş? Veya özel oyun kurarak veya işte yani çok deli dolu bir oynayış tarzınız olması lazım nereye gideceğinizi. Sürekli Valkyrie kendisi istiyor. İlginç. Takımı yönlendiren de bir yapısı var. Mikrofonu var mı bilmiyorum ama. Benimle gel. Sana kamera atmasını göstereceğim. Bir yudum su alayım. Maestro round'ında takımı ve kendisi de kötü oynadı. İkinci round'da takım da kendisi de güzel oynadı. Bakalım üçüncü round defansında nere olacak? Ah şu kalite, ah şu kalite. Yani şu an sanki 480p izliyorsunuz gibi biliyorum ama yani gerçekten yapacak bir şey yok. Ha bu arada GeForce Now'dan çekilmiş sanırım. Yani öyle hatırlıyorum. Ama tek Cooper bu. Başka Cooper videosu atmayacağım. Bu arada video atacaklar. Hangi elo olursa olsun yüksek elo istiyoruz sadece bu saatten sonra. Ben onun dışında attıklarımıza da bakacağım böyle güzel videolar varsa. Herhangi bir elo atabilirsiniz. Ama genelde yüksek elo olursa güzel olur. Bak teller... Teller biraz kötü. Bu son iki attığı tel o kadar aşırı kötü değil ilk attıklarına göre ama biraz kötü. Birazcık geç kırdı. Oraya zaten gelip ses almışlardır. Eş biliyor. Şu işaretlemeyi bak. Şu an atlarsa çok güzel şeyler olabilir. Hadi. Müthişsin. Müthişsin. O eş o sesi duymama ihtimali yok. Eş sağır çıktı. Çok iyi. Bu atlamaları dediğim gibi bu arkadaş ya video izleyerek bu şekilde öğrendi çünkü ya Cooper'da bunu yapabilen adam sayısı çok az arkadaşlar. Ha bu arada KD'si 0.65 0.75 arası giden bir arkadaş bu arkadaş. Son adam kimdi fark edemedim ben. Bilek bir miydi, seç miydi? Baktı değil mi? Bak bak. 4'e 1. Durum 2-1'e geldi. Allah Allah. Güzel vurmuş. Ben Cooper'dan çıkma serisi yaptığımda 14 maç mı 16 maç mı hiç kaybetmedim. Sonra bir maç kaybettim. Sonra bir maç kazandım. Sonra tekrar bir maç kaybettim. Ondan sonra işte hep böyle iki maç kazan bir maç kaybet şeklinde olmaya başladı. Silver'a yaklaştıktan sonra. Yani şöyle söyleyeyim. Cooper'da olanlar gerçekten çıkmak için çabalıyor. Oynamaya çalışıyorlar. Ama bu Silver elolara falan yaklaştığınız zaman Silver'la Gold 2 Gold 1 arası kanser elo. Deli gibi kanser oluyor. Kimse sizi takmıyor. Herkes sizi vurmaya çalışıyor. Adama gel şunu aç diyorsun. Hiç umurunda değil. Ama Cooper birazcık daha. Bence Cooper ve Bronze birazcık daha yüksek elolara çıkma çabasında uğraşıyorlar yani. Gerçekten. Yani Zofia aldı. Şimdi Penthouse savunması gelecek. Şimdi bir tane Termite Thatcher. Takım güzel aslında. Grazadi pencerede oynadı. Zofia aşağıdan oynadı diyelim.
Silecin yapabileceği çok fazla bir şey yok. Aşağıdan yukarıya dikey olarak mesela Frag Grenade oynayabilir sadece burada. Ama işte... İtfaiye mi o? Ama işte... Ya Cooper Elo yani hani... Çok büyük bir şey yapmasını beklemiyoruz. Bu arada karşı takım 4 kişi şu anda. Bu round'ı alırlarsa çok büyük avantaj onlar için. Kapı kırılmış. Mesela bu tarz durumlarda kapı kırıldı, birkaç tane ateş ettiniz, ondan sonra drone'a geçmeniz lazım arkadaşlar. Mesela burada gereksiz taraman anlamı yok. Bir drone'a geçin, adam gitti mi, nerede, ne yapıyor? Maksimum kaybedeceğiniz süre 10-15 saniye olmalı. Daha fazla zaman kaybetmeyin, hemen drone'a geçin. Drone'a devam. Bak sağa bak. Barın arkasına bakmadı. Barın arkasına bakman lazım. Bak burada barın arkasına bakması lazım. Teçir nereye attın EMP? Teçir alo. Gördün. Bunu vurursa çok iyi. Hayır 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 hayır, yanlış açı, yanlış açı olmaz öyle. Eğer ilk başta piklemiş olsaydı çünkü oradan geldiğini bilmeyecekti. 5v3 çok iyi. Bir kill daha alırlarsa. Bu şekilde uzak baktığın zaman açı kesiyorsunuzdur. Adam sizin orada olduğunuzu biliyordur. İnce bir açı kesiyorsunuzdur ama adam sizin orada olduğunuzu bilmiyor. Dronlamışsınız. Birden hızlı pik yapıp ya da drone'a seri bir şekilde tekrardan geçip yaklaştıktan sonra hızlı pikle, pirafire'la vurabilirsiniz. Bu arada Vigil kendi kaçırdı, Vigil Glaze'ı vurdu. Walker'den bir kill. Nerede ölüyorlar bunlar? VIP mi? Yok, Kukah tarafında. O ölüyordu yalnız. Bu arada bir kill daha. Vigil. Thatcher'dan bir kill. Thatcher büyük ihtimalle Valkyrie burada, evet. Sadece Vigil ve Doktor kaldı. Aslında alınmayacak bir el değil. Bu arada ilk defa izliyorum. Normalde hep genelde 2 ya da 3 defa izleme şansı buluyordum. İkinci drone duruyor. Claymore duruyor. Doktordan bir kill geldi. Bir vs2 bakalım klaşabilecek mi? Bir tane bedden ses geldi. Vigil kör çıktı abi. Biraz bu arkadaş eğimini düzeltirse, bence eğimi güzel tutuyor. Sadece hani vurabilme anlamında eğimini düzeltirse iyi olacaktır düşünüyorum. 25 saniyesi var. Drone duruyor. Claymore da hala var. Hadi Claymore geçtik. Bombaya gidemez. Adam oynayacak. Şu an 25 saniye, 10 saniyesi ne yapacağım ne yapacağım diye gitti. En son bedden ses gelmişti hatırlarsanız. 9 saniye, 8 saniye. Doktor sıktı. 7 saniye. Burada mesela bakın. Mermilerinizi harcadınız. Panik yaptı burada. Yani gerçekten... How he is not die. Evet, çünkü vuramadın ki hiç. Şimdi burada adama sıktınız, sıkıyorsunuz. 30 mermi harcayacaksınız. Adama değdiremediğinizi hissettiğiniz zaman bir sıkmayı bırakın, eğiminizi bir toplayın, tekrar sıkmaya başlayın. Veya kaçırdınız, adam ölmedi. Mermi ikinci tabancaya geçmek için neyi bekliyorsunuz? Hemen tabancaya geçin. Ya bu tabancaya geçme olayını hangi elo'da olursanız olun İyi yapmanız lazım arkadaşlar. Sonra diyelim ki tabancanızın mermisi de bitti. Hala tabancanızın mermisini değiştirmek lazım. Çünkü tabanca mermisini değiştirme hızı silahtan daha hızlı. Ne zaman kendiniz safe bir pozisyona geldiniz, güvenli bir pozisyona geldiniz, o zaman silahınızın mermisini değiştirirsiniz. Durum 2-2. 5vs4 kazanamadılar. Abi kaliteye gerçekten kötü, gözlerimiz bozulacak ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hani Vigil var. Sadece sesimi artık odaklanın. Abi çok kötü burası. Kalite burada çok düşmüş. 360p, 144p falan izliyoruz yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sanki böyle radyo dinliyormuş hesabı. Ya bu sefer de böyle olsun. Çünkü atabileceğim tek Cooper buydu size. Cooper arkadaşlar maalesef, yani adam 6 milyar bilgisayar olup da ben Cooper'da olan çok fazla kişi görmedim yani.
Ya genelde bilgisayarı kötüdür, ya ekipmanı kötüdür, ya gerçekten yeni başlamıştır. Bak yine aynı mesele. Alt kili çok iyi, çok iyi. Rook öldü. .060-0.70 KDS olmasına rağmen bu kesinlikle artacaktır diye düşünüyorum. Bu arada takımdan bir kişi daha düştü. 5 vs 3. 6. kiline ulaştı. Bomba hookahta. Burada mesela bana yapacağı en büyük şey söyleyeyim size. Çatıdan çıkacak. Çatıdan yan taraftaki reinforce'lar açacak. Başka hiçbir şey yapacağı durum yok burada. Başka hiçbir şeye bir şey harcamaması lazım. Yan taraftan Bilardo'nun yan tarafında Bilardo'yu gören reinforce şey, duvar var ya, büyük duvar, dörtlü reinforce. Oraya açması lazım. Eko'dan bir kill geldi. Vigil Sledge'i öldürdü ama o Sledge nasıl öldün sen ya? Ne yapıyorsun Sledge? Havaya mı bakıyorsun? Aa, kaçtı ama canı çok az. Canı çok az. Durum 3vs2. Diğer takım arkadaşlarını göremiyorum şu anda. Bomba sanırım düşmüş. Doktor! Vur doktoru! Aa, burada dondu. Flash'ı var, drone'u var. Şu drone'larınızı... Aa bak, şu ana kadar bana bu arkadaş 8. kişi. Daha şu ana kadar drone'ları böyle sağlam, efektif kullanan birini görmedim. Abi drone'larınızı neden kullanmıyorsunuz? Zofia bastı oradan. Evet, Zofia'dan bir double kill geldi. Round'ı rahatlıkla kazandılar. Zaten diğer takım arkadaşları düşmüştü. Zofia bir de susturucuyla oynuyor. Deli Zofia seni. Susturucu ve dikey tut amaç. 0'a 5 oynayan bir arkadaşlar var. Şimdi hangi elo'da olursanız olun, size şunu söyleyeyim. Her round iyi oynayamazsınız. Her round hatasız oynayamazsınız ama yaptığınız hataları telafi edip veya karşı da sizden olabilir, sizden iyi olabilir. Sizden iyi olan insanlara karşı nasıl oynayacağınızı çözmeniz lazım. Onların taktiksel oyun tarzlarını ya veya strateji olarak takım olarak yani nasıl bir strateji ürettiklerini hesaplamanız gerekiyor. Bu takımın kapasitesi nedir? Neler yapabilir? Her zaman karşı takıma göre kendinizi ayarlamanız gerekiyor. Bu oyun öyle bir oyun arkadaşlar. Bu arada siz bu videoyu izlerken şunu da söyleyeyim. Buraları izleyen arkadaşlar varsa inşallah sonuna kadar izliyorsunuzdur. 1 Temmuz'da Çarşamba günü yani 2 gün sonra YouTube'da canlı yayınımız olacak. Bu canlı yayın soru cevap yayını olacak. Ortalama sanırım 2 ile 3 arası, ben zaten hatırlatma açacağım. 2 ile 3 arası büyük ihtimal canlı yayını oluşturacağım. Soru cevap yayını olacak ve birkaç şey değişecek YouTube'da ve canlı yayınlarımızda. Onlardan size bahsedeceğim. Onları da izlerseniz sevinirim arkadaşlar. O canlı yayına da gelirseniz sevinirim. Evet, son round. Kamera, sağ kamera çok güzel. Şu Vige sürekli Vigil oynuyor. Aa, Fuse gitti. Ben Fuse alanlara uyuz oluyorum. Onu söyleyeyim. Zofia'dan güzel bir kill. Bana göre yani Fuse alınmaz diye bir şey yok ama belli başlı yerlerde evet alınabilir. Ama onun dışında boş operatör. Ashe'den güzel bir kill. Hala dronelamadı bak. Dronelamadı. Siz arkadaşlar burada supportsunuz. Dronelamanız lazım. Füz diyor ki beni sadece spam pick'le vurabiliyorsun diyor. Oğlum zaten spamlıyorsan bu senin hatandır. Allah'ım, drone'a gitti. Sağ tarafa mı pustu acaba? Abi açabilirsiniz bak yan tarafınızı. Yaban'ı açabilir. Sledge açabilir. Abi 4 de soft bir açır. Amir gel lan. Alo. La gel kur. Şşt, la gel. Zofia. Abi adam kaçtı. Kur abi. Çok güzel. Zofia kalksın. Sonra Hibana Zofia içi atsın, yok mu?
Durum 3 vs 2. Aslında yer olarak Yibana'nın yeri çok iyi değil. Ama bu elo da iyi abi. Evet, güzel bir kill. Son vigil kaldı. Spawn spotlandı. Sağ tarafa dikkat, sağ tarafa dikkat. Aynen. Çömel şimdi orada. Çömel sağa, hayır. Oo, güzel. Sol taraf adam bakıyordu çünkü. Kazandılar. Dörde iki. Şöyle son elolara da bakalım. Vigil çömelerek oynuyormuş ya. Vigil beklediğinden kötü çıktı. Evet, burada duralım. Takım da bir yorumlayalım. Şimdi kendisi 8-3-2 oynamış. 6 roundta 2 kere ölmüş. Bu maçta güzel oynamış demek oluyor bu. Şimdi hemen arkasında 2 kişi ona destek vermiş. Zaten bir takımda 3 kişi oynuyorsa genelde o maçı kazanıyorsunuz. Yani ben genelde tek başıma taşıyorum. Taşıdığım zaman. Hani biliyorsunuz zaten. Kötü oynadığımda da mesela sallıyorum, hiç mi 1'e 5 oynamıyorum ben? Hiç mi işte 0-6 oynamıyorum? Tabii ki arada oynadığımız oluyor. Mesela şu arkadaş gibi, Sledge gibi 1'e 5, 2'ye 3. Bunda da aynı şekilde oluyor. Hep önümdeki 2 veya 3 kişi iyi olmaya çalışıyor. Sonra karşı takımda 6'ya 6, 5'e 5, 2'ye 5, 1'e 5, 2'ye 3 var. Hani baktığınız zaman hani karşı takımda da bir şeyler yapmaya çalışanlar var ama bu takımda 3 kişinin frag olarak iyi olması karşıdaki şu 6 kill ve 5 kill alan takımı, yani oyuncuları maalesef geçmiş oluyor. Yani karşı takımda bir kişi daha oynamış olsaydı büyük ihtimal bu maç uzardı 5-4'e veya 5-3'e. Öyle düşünüyorum. Yani 3 vs 2 gibi düşünebilirsiniz burada. Yani takım arkadaşlarınız arasında ne kadar iyi oynayan varsa onlara support olarak da destek verebilirsiniz. Eğer o gün gününüze değilsiniz. Mesela şu arkadaş zaten 1-6 oynuyor. Ben bunun yerinde olsam alırım bir Lahim, bir Dokkebi, bir Thatcher. Yani support operatörü alırım. Pink alırım, hiçbir şey basmazsam boost basarım. 30 saniye 30 saniyedir. Yani kötü oynadığınızı hissettiğiniz zaman veya genel olarak kötü bir oyuncuysanız, yani oyuna yeni başladıysanız, o anlamda söylüyorum. Support operatörlere yönelin. Takıma faydalı olmaya çalışın arkadaşlar. Bu tarz oyun tarzlarını her zaman izin veriyor Rainbow Six Siege. Yani her türlü oyuncuya izin veriyor. Sizin yükselememe sebeplerinizden en büyüğü zaten bu. Kendi oyun tarzınızı bilmemek veya kapasitenizin üzerinizde iş yapmaya çalışmak diyebilirim. İzin için teşekkür ediyorum. Video kalitesi için de çok fazla kusura bakmayın. Elimden gelen en fazla bu. Cupurelo'da bence bu arkadaş Cupurelo'dan daha fazlasına gidiyor. Şu anki oyun bilgisini tabii ki bir videodan göremeyiz ama 0.7 KD'ye göre KD'si bence yükselecektir. Oyuna yeni başladığımda büyük ihtimal KD'si çok düşüktü. Daha sonra yükseltmeye çalıştı. Bu sezon için tabii ki yapacak bir şey yok ama kendisine oyun hayatında başarılar diliyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.